konuğum Yeditepe Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yeşim Ekinci. Hoş geldiniz Yeşim Hocam. Hoş bulduk Görkem Hanım. Tercih günleri başladı. Üniversiteden geldiğinizi biliyorum. Nasıl yavaş yavaş adaylar ziyarete başladılar mı? Tercih günleri başladı ve çok hızlı bir şekilde adaylar gelmeye başladılar aslında. ÖSYM sonuçları açıklandığının ertesi günü biz kampüste öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz hepimiz beklemeye başladık ve gerçekten müthiş bir akın var. Bizi de biraz şaşırtmadı değil ama öğrencilerimiz için ben en iyi, kendilerini en iyi hissedecekleri tercihlerini yapmalarını temenni ediyorum. Gayet güzel gidiyor. Üniversitemizde hem laboratuvarlar hem atölyeler aynı zamanda derslikleri görme şansına sahip oluyorlar. Farklı imkanlar, burs imkanları onları anlatıyoruz. Yeşil kampüsümüzü gösteriyoruz. 25. yılımızda gururla öğrencilerimizi kampüsümüze bekliyoruz. Şimdi tabii tercihlerde pek çok şey etkili olacak. Evet üniversitelerin en asli görevi işte eğitim, araştırma ama topluma katkı da önemli. Ve artık arkadaşlar hani bunlara da dikkat ediyorlar. Yani geçtiğimiz yıllara nazaran ben oraya girdikten sonra nasıl bir donanımda mezun olacağım? Şimdi sizin de şu alanda çok önemli çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Sürdürülebilirlik. Üniversitelerin sürdürülebilirlik konusunda neler yaptığıyla ilgili bizi biraz aydınlatın. Çünkü bakıyoruz iklim değişikliğini konuşuyoruz. Bakıyoruz işte doğayla barışık şehirleşme nasıl olur onu konuşuyoruz. Bunların hepsinin temeli de sürdürülebilirliğe geliyor. Daha spesifik, daha güzel nasıl ifade ederiz bunu? Evet, çok güzel bir giriş yaptınız. Topluma hizmetle başladınız. Bizler de tabii üniversiteler olarak toplumu eğitmekle sorumluyuz. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman aslında ilk hamlede ekolojik tarafını düşünüyoruz. Yani dünyadaki doğal kaynaklar, çevre kaynakları tükenecek durumda. O yüzden bugünü inşa ederken yarınki nesilleri de düşünerek bir taraftan ekonomik büyümeyi sağlarken bir taraftan da geleceğe yönelik daha akıllı çözümler oluşturmak. Tabii ki bunun temeli Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında başlattığı 17 tane sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla gidiyor. Bu amaçların içerisinde açlıktan işte nitelikli eğitime, işte doğadaki, karadaki, sudaki yaşam, akıllı şehirler, sorumlu üretim, sorumlu tüketim gibi adalet, eşitlikler, kadın erkek eşitliği ve 17. amaç aslında bütün bunların hep beraber bir araya gelerek yapılması. Ve bunun içerisinde de şunu söylüyor, diyor ki önce kendi bölgeni, sonra ulusal olarak, daha sonra da küresel olarak biz bu ortak amaçlar için çalışalım. Biz de üniversitemiz içerisinde şu anda bir çalışma grubumuz var. İşin ilk önce çevre tarafıyla başlamıştık. Yeditepe Üniversitesi Yeşil Kampüsü olması, kendi enerjisini üretmesi, işte su atık yönetimini yapmasıyla başlamıştı. Ama bunun dışında şu anda öğrenci projelerimizde, aynı zamanda öğretim üyelerimizin yaptığı araştırmalarda kamuyla, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İşte biraz önce bahsettiniz, şu anda yangınlar var. İklim krizi aslında kendini artık göstermeye başladı. Bu yangınların sonrasında işte tarım arazilerinde zaten bir azalma var. İşte tarımdaki azalma, gıda üretimindeki azalma, bunlar birbiriyle ilintili olarak beraber olarak devam edecekler. O yüzden bizim gerçekten kendimize akıllı çözümler oluşturmamız gerekiyor. Üniversitelerde öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle bunları en güzel başlatacak birimler. Aslında çok önemli bir yere geldiniz. Kendi alanınızla da eşleştirdiğiniz gıda mühendisliği sizin aslında alanınız. Evet. Şimdi bugün iklim krizi konuşuyoruz. Yarın bu eğer gıda israfına devam edersek gıdaya erişimi konuşacağız değil mi? Evet. Üretememeyi konuşacağız. Kuraklığı konuşacağız. Yani hepsi birbiriyle ilintili. Bu noktada biraz önce şöyle dediniz, üniversite önce bulunduğu bölgeye, yani bir coğrafyanın kaderini de değiştirebilir aslında o üniversitede yapılan çalışmalar, kamuyu bilgilendirirken onları da işin içine katması, öğrenciyi de işin içine katması, bunlara daha mı fazla değer vermemiz gerekiyor? Artık bütün bize bu doğa onu mu söylüyor? Doğa artık kendini gösterdi. Dediğiniz gibi gıda sistemi bunun tam ortasında. Bir taraftan açlıktan bahsediyoruz. Dünyada
çok büyük ölçüde aç insan var. Öte taraftan da üretilen gıdanın üçte birini israf olarak etrafa yayıyoruz. Üstelik sadece bireysel değil, ekerken de israf ediyoruz, lojistikte de israf ediyoruz değil mi? Her maalesef. Aşamasında. Evet, gıda sistemlerinin içerisinde de gıda mühendisliği bölümü de aslında biz sadece gıdanın üretimi değil, tarladan çatala, tüketicinin tabağına gelinceye kadarki tüm aşamalardan sorumluyuz. Tabii bunun içerisinde gıdanın iyi bir ürün olabilmesi için ham maddenin iyi olması lazım. Siz tarlada, çiftlikte eğer ham maddeyi iyi getirirseniz gıda ürününüz de iyi olur. Tabii bunun için de akıllı sistemlerin oluşturulması lazım. Yine gıda üretiminde bugün gıda güvencesini, yarınki gıdayı bulabilecek miyiz diye konuşuyoruz ama bir başka konuda gıda güvenliği. Hani bu pandemiyle beraber bir mikroorganizmanın hayatımıza neler getirip götürebileceğini gördük. Gıda güvenliği de güvenli gıda tüketimi insan sağlığı açısından çok önemli. Gıda mühendislerinin birincil görevi gıda güvenliğini sağlamak. Biz de eğitim sistemimizin içerisinde hem üretim hem gıda güvenliği, gıda sağlığı. Bunun yanı sıra biraz önce konuştuğumuz bu sürdürülebilir konsepti. Daha akıllı sistemler dedim. Bu daha akıllı sistemleri yenilikçi çözümler, inovasyonla, tasarımla ancak harmanlarsak getirebileceğiz. Çünkü bir taraftan da evet iyi gıdalar üretelim, iyi tarım yapalım ama sera gazı salınımları çok arttı. Bir taraftan da onun dikkate almamız gerekiyor. O yüzden gıda mühendisliği bölümünde biz üniversitemizi bütün bu yenilikçi yaklaşımlarla beraber geçmişten gelen proses, teknoloji, bilimsel bilgilerimizi bunlarla kombine etmeye çalıştık. Öte taraftan yine öğrencilerimizin merakları doğrultusunda bazı konsantrasyon alanları da oluşturduk. İşte satış, pazarlama ilgisi olanlara işletme konsantrasyonu yaptık. Lisans eğitimi sırasında aldıkları derslerle kendini donatabilsinler. Belki gıda mühendisliğinde okuyup çift anadal yapıp yine işletme o örnekleri de görüyoruz aslında. Tabii ki, değil tabii mi? Ki çift anadal ve yandan her zaman yapabilecekleri bir şey. Bu konsantrasyon dediğimiz şeyde biz biraz onların not kaygısı olmasın, not ortalaması gibi bir kaygı olmadan bunları yapmalarına izin verdik. Yine biraz önce konuştuk, atıktan bahsediyoruz. Atığın artık tekrar değerlendirilerek ekonomiye geri dönmesi, döngüsel ekonomide yer alması. Bunun için tasarımcılarla bir araya geldik. Endüstriyel tasarım bölümüyle beraber ortak bir konsantrasyon programı oluşturduk. Birçok öğrencimiz işin mutfağında olmayı çok seviyorlar. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümüyle bir araya geldik. Onlarla farklı yapılar oluşturduk. Yani bu gıda sistemi geniş bir sistem, multidisiplin bir sistem. İçinde sağlığı, kimyayı, ki işletmeyi... daha fazla konuşmaya başlayacağız gibi. Yani hep gıda mühendisliğini konuşurduk ama özellikle bu pandemi sonrası biraz daha çalışma alanlarını daha mı iyi anladık acaba? Yani ne kadar gerekli olduğunu daha mı iyi tecrübe ettik? Ne kadar gerekli olduğunu tecrübe ettik ama aslında paketli gıdanın kötü bir gıda olmadığını, paketin insanları belli şeylerden korumak için yapıldığını, bunları fark ettik aslında, değil mi? Pandemi döneminde daha önce paketli olmayan her şeyi paketli tercih etmeye başladık. Ama öte taraftan da tabii ki biz gıdacılar olarak her zaman işin israf kısmını da değerlendirmek durumundayız. Bir yeni bir konumuz daha var. Biz yüksek lisans programımız açıldı 2 hafta önce. Sürdürülebilir gıda sistemlerinde tasarım ve inovasyon isimli bir yüksek lisans programı başlatıyoruz tesis. Onunla da hem endüstriye hem öğrencilerimize hem de gelecek nesiller için o bakış açısını, vizyonu lisansta vermeyi. Lisansta gıda mühendisliği okuması şartı var mı o yüksek lisans için? Hayır, yok, kesinlikle yok. Sadece onları zaten sadece gıda mühendisliği değil, içerisinde elektrik, elektronik mühendisliği, işletme, grafik tasarımı, mimarlık, farklı hocalarımızın bir araya gelerek oluşturduğu çok keyifli bir program olacak. Bakalım bir kontenjanlarına isterseniz. %11 azalmış kontenjanlarda Türkiye genelinde. Bu sene gıda mühendisliği okumak istiyorsanız arkadaşlar 1833 kontenjan var. Başarı sırasını biliyorsunuz zaten, sayısaldan değerlendiriliyor ve 300 bin başarı şartı var. Tabii sektörde görev yapacak gıda mühendislerinin nasıl bir eğitimden geçmesi gerektiğini de aslında anlattınız, aktardınız bize. Çok yönlü olduğunu vurguladınız. Bir de gıda mühendisliğini de işin içine alıp diğer bölümleri de katarak şunu sormak istiyorum. Hani artık sadece diplomanın da yetmediği, ister gıda mühendisliği okuyun, ister elektrik, elektronik, ister sosyal bilimlerden bir bölüm seçin kendinize. Ne kadar yetkinliklerle mezun olduğunuza bakıyor aslında yeni dünya düzeni. Bu anlamda siz nelere vurgu yaparsınız? Arkadaşlar hangi bölümü seçerseniz seçin, şunlara dikkat edin. Evet,
Evet, çok güzel bir konu. Dediğiniz gibi önemli olan aslında hangi mesleği seçtiğiniz değil, yetkili ne kadar yetkin olarak o bölümü bitirebildiğiniz üzerine. Ve bu pandemi dönemi bize şunu gösterdi ki hızlı değişim, değişime adaptasyon çok önemli bir şey. Ve zorluklara karşı dayanıklı olma çok önemli bir şey. Biz bir gecede bir anda hayatımızı online eğitime geçirdik. Biz de üniversitemizde olabildiğince öğrencilerimize farklı yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. İşte uluslararası platformlarla ortak olan dersleri onların girmesini sağlıyoruz. Farklı yabancı dil eğitimleri sağlıyoruz. Onları hatta seçmeli olarak herhangi bir not kaygısı duymaksızın farklı dillerde olmalarını sağlıyoruz. Bunun dışında üniversitede sosyal kulüpler var. Bir taraftan da sosyal yapılarını daha fazla zenginleştirsinler istiyoruz. Değişim programları, Erasmus programlarından yararlansınlar ve yurt dışı vizyonlarını açsınlar, dünyayı görsünler, dünyayı buraya getirsinler istiyoruz. O yüzden üniversite yılları hakikaten bunları kazanmak için çok önemli. Aynı zamanda staj, kısa dönem, uzun dönem stajlarla sanayi tecrübesi ve biraz önce konuştuğumuz konu sürdürülebilirlik konusuna odaklandı üniversitemiz. Biz bu 17 amacı kendimize konsept olarak belirledik. Mesela bu sene Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerimiz tamamıyla seçtikleri kitapları bu konu üzerinden belirlediler. Yani bu yetkinlikler yarının dünyasında, yarının geleceğinde gerçekten onlara ekstra bir adım daha önde gitmelerine katkıda bulunacaktır. Yani hangi nasıl geldi? Hangi bilinçle mezun oldu? Tabii biz bunu yaparken de diyoruz ya üniversite bir kültür aslında. Bunu yaparken de ne kadar o projelerde yer aldı, ne kadar uygulamada bulundu, belki toplumsal sorunlara çözüm arayan bir oluşumun parçası oldu. Belki bu heyecanı, bu tutkuyu öğrenciye aslında aşılamak, gerisini de ona bırakmak. Çözümleri onlar getirecekler çünkü, değil mi? Çözümler onların geleceği. O yüzden çözümleri, sorunları öğrenerek çözümlere gitmeyi öğrenmeleri üniversite yıllarında onlara çok büyük katkı sağlar. Ama sorunlardan haberdar olmaları gerekiyor. Üniversitede bunun için bir anahtar. Biz onlara doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Ama bu hayatları için yapabilecekleri şeyler için donanımları vermeye çalışıyoruz. Ondan sonraki yaşamdaki yollarını kendileri farklı alanlara giderek bulabilecekler. Şimdi tekrar sizin alanınıza döneceğim, gıda mühendisliğine. Farklı çalışma alanları var mı? Bizim hiç aklımıza gelmeyen, siz söyleyince belki şaşırırız. Yani gıda mühendisleri artık oralarda da mı çalışıyor? Tabii gıda mühendisleri aslında çok geniş alanda çalışıyor. Gıda mühendisi deyince biz hep üretimi düşünüyoruz. Acaba süt mü yapar işte, etten sucuk mu oluşturur falan diye ama gıda mühendisleri lojistikte, stratejide, satışta, aynı zamanda kalite kontrol laboratuvarlarında, biraz önce sürdürülebilirlikten bahsettik. Şu anda büyük şirketlerin çoğunluğunda sürdürülebilir yapının oluşturulması için ayrı birimler oluşturuldu. Oralarda gıda mühendisleri kendilerine yer bulabiliyorlar. Tabii ki her zaman akademisyen olma şansları var. Şu anda Türkiye'de çok fazla gıda şirketi bir araştırma geliştirme birimi oluşturdu. Yine öğrencilerimizin kendilerine orada yer bulma şansları var. Tarım ve Orman Bakanlığı tabii ki onların doğal olarak ilk kontrol laboratuvarları doğal olarak çalıştığı yerler. Gıda mühendisliği çok farklı alanlarda, meclise kadar her yerde catering firmalarında gıda mühendislerine rastlayabiliyoruz. Tamam, şimdi son dakikaya girdik bu bölüm için. Şu soruyu sormayı seviyorum. Şimdi akademisyen kimliğinizde çok güzel bilgiler aldık sizden. Ama onların Yeşim ablası olarak son bir tavsiye alayım. Bu sene tercih yapacak adaylara neler söylersiniz? Hangi tavsiyede bulunursunuz? Ben tercih yapacak adaylara diyorum ki hiç moralinizi bozmayın. Mutlaka kendi ilgi alanınıza bir yere gireceksiniz. Ve bununla ilgili kendi seçiminizi yapmanız en önemli şey. Çünkü hayalleriniz sadece sizin yaşadıklarınız. Anneniz, babanız, bizler size bir yön göstermeye çalışabiliriz ama işinizle, mesleğinizle yaşıyorsunuz. O yüzden kendinizi mutlu edeceğiniz, iyi hissedeceğiniz yerlerde kendinize yer bulmaya çalışın. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ederim. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yeşim Ekinci bizimle birlikteydi. Yolun başındayken devam ediyor.